When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, when you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Ba 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 da ba, ba 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 da ba, ba ba da ba, ba ba da ba, ba ba. Arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Swing İstanbul'da bir gelenek olmasını umduğumuz Lindy Sohbetleri, Lindy Talks'un ilk bölümünü sizlerle ve değerli konuğumuz Hakan Durak'la beraber bu akşam gerçekleştireceğiz. Hepinize tekrar bir hoş geldiniz diyorum. Etkinliğimizin davetinde arkadaşlar görmüşsünüzdür. Aslında Lindy Sohbetlerinden, Lindy Sohbetleri ile ilgili amacımız bu güzel ortamdaki paylaşımımızı birazcık daha arttırmak. Yazılar paylaşıyoruz, arada dans aralarında beraber sohbet ediyoruz. Ama deneyimlerimizi, duygularımızı toplu olarak paylaşabileceğimiz bir platformumuzun olmadığını hissettik. Ve bu yüzden Lindy Sohbetlerini oluşturmaya karar aldık. Lindy Sohbetlerinin aslında bizim için amacı sadece ve sadece aramızdaki paylaşımı arttırmak. Bugünkü olduğu gibi bir sohbet formatında olabilir. Aramızda bazılarımız gönüllü olup sunum yapmak isteyebilirler. Bir araya gelip arkadaşlar video izleyebiliriz, dans tarihine etki etmiş, belki filmlere beraber göz atıp bunları beraber yorumlayabiliriz. Bir şekilde beraber Swing İstanbul kültürünü, Türkiye'deki İstanbul'daki Swing kültürünü zenginleştirecek deneyimleri beraber şekilde arkadaşlar oluşturmak ve paylaşabilmek için Lindy Sohbetleri, yani Lindy Talks'u arkadaşlar oluşturmuş durumdayız. Ve tabii ki ilk konuğumuz Swing İstanbul'un kurucusu, sahibi ve baş öğretmeni sevgili Hakan Durak. Merhaba. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş. Ayağınızın tozuyla karşıdan bir dersten koşa koşa geldiniz buraya. Hakan Bey ile yaklaşık 45 dakikalık bir sohbet gerçekleştireceğiz ve izninizle ilk yarım saatte ben bazı sorular hazırladım sizlerin adına, arkadaşlarımızla beraber. Bu soruları yönelteceğim. Eğer bu sorulara verilen cevaplarla ilgili detayları arttırmak isterseniz tabii ki sorular sorabilirsiniz. Ama diğer sorularınızı sohbetimizin son 15 dakikasına arkadaşlar saklarsanız Hakan'a direkt olarak sorma şansı olmuş olur. Ve son olarak hatırlayalım. Lindy Sohbetlerindeki arkadaşlar aslında önemli konulardan bir tanesi beraber iyi vakit geçirmek. Umarım bu ilk sohbetimizde hep beraber iyi vakit geçireceğiz. O zaman Hakan Bey, sizi biraz tanıyalım. Hakan Durak kimdir? Lindy Hop Swing dansına ne zaman, ne şekilde başladın? Bu ilhamı nereden aldı? Biraz bize bunları anlatır mısınız? Evet. Kısa versiyonu aldım, uzun versiyonu aldım. Vaktimiz var. Vaktimiz var. Orta halinde. Şey. Orta halinde. Bu arada müziği çok azıcık kısmımız mümkün mü? Teşekkürler. Afiyet olsun. Lindy Hop'a, daha doğrusu Swing'e diyelim. Swing'e. Lindy Hop'tan önce de bir sene kadar Swing, işte Double Bar denen İskandinavya'da oldukça revaçta olan bir de Rocke Swing denen bir dans. İzlanda'da yaşıyordum. 2000 yılında İzlanda'ya gittim. Lindy Hop öncesinde katarsak. Bu dansı yapıyordum. Lindy Hop'tan önceki bir yıl, 2005 yılında başladım. Rocke Swing ve Double Bar, yani Dümbel Büyük İsveçli tabiriyle. Ondan önce bir Latin dansları geçmişim oldu. Bir yıl kadar ve iki yıl kadar tango yaptım. Ondan önce ve onların sırasında da makine mühendisliği okudum. Çok uzun muhtemelen olduğu gibi mühendislikten ya da o tarz tem matematik tarzı bir eğitimden geliyorum. Lindy Hop'la tanışmam aslında
hemen hemen bir video, tabii video vasıtasıyla oldu. Hepinizin bildiği hem Hazo Popil aynı gördüğünüz hem de UNHS'in bir videosu. Bu aerial'ların çok olduğu video mu? Efendim? Bu aerial hareketlerin çok olduğu video. Evet, evet, evet. Herkesin bildiği. Bu şekilde gördüğünüz Lindhoff'u ve inanılmaz bir hani dans, herkesin herhalde insanın bu şekilde gelmişti o ilk sahneleri görünce. Bunun dışında daha öncesinde caz müziğiyle ilgileniyordum. Hem işte saksofon çalmaya çalışıyorum halen. O zamanlarda çalmaya çalışıyordum. Ama küçüklüğümden beri caz müziği dinliyordum. Hatta aslında doğrusunu söylemek gerekirse biraz hani caz elitistliği demeyelim ama hani biraz cazda kendini beğenmişlik yapanlardanım. Swing müziğini çok fazla dinlemezdim. Ama tabii ki Ella Fitzgerald olsun, Duke Ellington olsun, işte Benny Goodman hani olunca muhakkak dinliyorum. Ama daha çok hani modern spektrumdan müzikler dinliyorum cazda. Ama bu videolardan bir tanesini seyrettiğimde caz müziği var, swing müziği var ve ben bunu yani benim yapmam lazım. Çünkü ne double bass ne de rock swing, swing müziğiyle yapılan bir dans çeşidi değildi. Aynı zamanda bu şeyi araştırmamın sebebi İzlanda'dayken bir bütün hemen dansları, salon danslarının olduğu bir kulübe gittim. Orada bir saat içerisinde foxtrot, işte waltz, yok salsa, rock and roll, işte rock swing, double bass, yani bütün hepsini öğreten bir yer. Orada ben salsa öğrenmek istiyorum. Hani amacım o. Yani niye bu böyle sadece bunu öğretmiyorsunuz? Yani swing danslarıdır filan. Hani güzel bir şey. Yani sosyal bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Her şeyi dans edelim. Yani hani bu şekilde ama hiçbir şekilde iyi olabilmenin imkanı yok. Yani 5 dakika onu, 5 dakika onu, 5 dakika onu. Ya ama işte hani biraz da böyle hani çok fazla ona da belki daha sonra değiniriz. Çok fazla hani teknik açıdan iyi olmuyor ama eğlenelim. Hani herkes birbirle dans etsin ve hoşça vakit geçirsin. Amaç o. Daha çok İzlanda'daki. Lindhoff da diye bir dans var. Mesela onun da hani swing dans vesaire. Ben onun üzerine gittim. Baktım internetten ve bu dansları buldum. Ve hemen ertesinde workshoplara başladım. İzlanda'da tabii yok dans. Türkiye'de yok. Arjantin'de bir tane buldum. Az kaldı oraya gidiyordum Arjantin'de. Çünkü bayağı istedim öğrenmek için. Sonra Almanya'da bir tane buldum ve hemen oraya gittim. Ertesi hafta. Ve öylece bir serüven başladı. Lindhoff için 2006 yılının 16 Kasım'ı. Hatta onu da çok net hatırlıyorum. Peki sonraki 1-2 yıl nasıl geçti? Sonraki 1-2 yıl... Yani nasıl bir istekle öğreniyorsunuz? Evet, şöyle diyeyim. Şimdi tek başındayım. İzlanda'dan Lindhoff yapılabilecek en yakın merkez Stockholm. Norveç'te de çok fazla yok o sıralarda. 3 saat, 3,5 saat bir uçma gerektiriyor. Diğer yerlerde tabii ki uçaklar var. Onlara da gitmem lazım. 5 saat, 6 saat uçuyorum. Her hafta işte burada yaptığımız Orient and Express gibi bir festivale gidip orada hani dünyacının eğitmenlerden bir eğitim aldım bu workshoplar sayesinde. Sonra 2008 yılında Stockholm'a taşındım. Orada çünkü oranın Avrupa'da merkezlerinden bir tanesi. Orada 8 ay kadar Sakarias Larsson'la çalıştım. Ve daha öncesinde yaklaşık 2 ay kadar da Dex Hawk'la çalıştım diye bir özel derslerde. Bir yıl hani çok yoğun bir şekilde her gün dans ederek geçti. O 2000, özellikle 2008'in, 2020'nin sonlarından 2008'in ortalarından ve sonlarına kadar. Onun dışında İzlanda'da yok, Türkiye'de hiçbir şey yok. İlk önce İzlanda'da işte benim kendi odamda başladım. Bir arkadaşım var, ismi Björn. O kendisi de
dans kursuna gittiğim kadın arkadaşım. Onu ikna ettim öncelikle. Çalışmaya başladık. Gidiyorum, workshoplara geliyorum, kendisine öğretiyorum, tekrar gidiyorum, geliyorum. Sonra bu iki kişi oldu, dört kişi olduk. Oradaki kadın arkadaşlarım. Sonra halen bu dansı yapmak alanında profesyonel anlamda belli bir süre yapan Eki, çoğunuz belki tanıyorsunuzdur. O da yine en yakın arkadaşlarımdan. O da başladı. 6 kişi oldu. Tabii benim küçük odamı sığamamaya başladık. Nereye gidelim, nereye gidelim? Ya bir garaj var falan, orada gidelim, dans edelim, zeminde değil. Derken isim olarak Lindy Ravers diye bir şey ortaya çıktı. Yani rave yapmaktan. İzlanda'da hikaye. Daha sonra yavaş yavaş büyüdü, büyüdü, büyüdü ve şu anda yaklaşık İzlanda tabii ölçeklerinde çok yüksek rakamlar diyebiliriz. 150-200 kişi dans ediyor. İzlanda nüfusu 300 bin bu arada. Ondan bahsediyorum. Sonra Türkiye'de de tabii bu işi başlatmak istiyordum. Buraya geldiğimde salsa yapan arkadaşım vardı, ona öğrettim vesaire. Tam olarak ne zaman oluyor bunlar? Bunlar 2006'da İzlanda, 2007'de biraz hafif Türkiye'de birilerine göstermeye başladım. Daha sonra Banu Bilecikligil, kendisi de şu anda İstanbul'un doğrusunun başında olan hocalarından. Banu Bilecikligil beni bir şekilde internet ortamında bulmuş. Yani herhalde belli yarışmalarda. Ben Lindo öğrenmek istiyorum. Yani çok hevesliyim. Nasıl yardımcı olursun? Sonra geldiğimde 2007'nin Ağustos Eylül'üydü. Yani buluşalım, çalışalım. Yani sonuçta benim için tamamen bir paylaşım bu. İlk dans ettiğiniz Türk yok olarak bağımlı çıkayım mı? Değil, başka bir arkadaşım. Ama Türkiye'de? Türkiye'de daha önce dans ettim, hani göstermeye çalıştım ama o daha çok salsayla ilgilenen bir arkadaştı. Çok şey yapmadı ama ciddi anlamda ilgilenen bağımlı oldu. Hatta Altan arkadaşımız da bunlardan birisi. Hatta Banu'nun evinde gidip bahçesinde her gün çalışıp kendisine öğrettim. Sonra tabii ben İzlanda'ya gidiyorum, geliyorum, hani çok fazla bir şey yapamıyorum ama daha sonra daha ciddi bir karar aldım. En azından hani bunu her ay gidip workshoplarla öğretebileceğim yönde. Haziran ayı geldi, 2008'in ilk workshop'u yapmaya karar verdim. Banu'ya söyledim, hani sen biliyorsun, seninle de yani biraz daha fazla çalıştık ve sonra workshop'u veririz. Geldim diğerlerinde çalıştık ve ilk workshop'u yaptık. Buna da yine benim arkadaşlarım da zorunlu olarak değil, hani çok belki istekli değil. Şu anda mesela tanıdığınız Levent Bursalısı'yı, İstanbul Ostars'ın davulcusu, kendisi de aslında güzel lindop yapar. Benim ortaokul beslenen arkadaşım Murat Öztürk yine İstanbul'un yapıyorsam hocalarından. O da geldi. Diğer 2-3 arkadaşım, onlar kalıcı olmadı. Bunun yanında bir 5-6 kişi daha vardı ilk workshop'ta. Ve daha sonra işte 2 ayda bir, ayda bir workshop'lar halinde yürüttük. Ta ki 2009 yılının sonuydu. Hani workshoplarla gidiyor fakat kitle büyümüyor. Yani workshop oluyor, sonra herhangi bir şey yok. Yani çok iyi dans eden bir kitle yok. Hani ve insanlar sıkılıyorlar, bırakıyorlar. 2009 yılının sonu, 2008-2009 yılı başları olması lazım. İlk düzenli sınıf oluştu. Nerede açılmıştı bu? Bu Beko Dans'ta. Bu sıraladıktan teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladı. Kendisi 2 yıla kadar, hatta belki daha fazla olabilir. Ve orada ilk düzenli sınıfta aslında bir çekirdek kadro oluştu ki bugün iyi dans ettiğini söylediğimiz, hani o çekirdek kadrodan Banu Cesur,
İdi Kıvanç, hep bu gruptan yetişen dansçılar. O şekilde bir 3 ay 4 ay Türkiye'de kaldım ve akabinde ilk festivalimize gittik. Hatta bu şimdi belki pratik yapıyoruz, çarşamba ve pazar günleri neden yapıyoruz vesaire hani merak ediyorsunuzdur. Onun çıkışı da aslında oradan. İlk başlamışlar Barcelona'ya gideceğiz workshop'a ama en düşük seviye intermediate seviye. 4 ayda haftada bir dersle ya da haftada bir sosyal dersle intermediate seviyeye ulaşmanın imkanı yok. Yani biz ama gitmek istiyoruz. Yani 15 kişi falan gideceğiz. Ne yapalım diye sordular. Yani o zaman 2 kere pratik yapalım, 1 kere sosyal dans yapalım, 1 kere ders yapalım. Hatta bazen 2 ders yapalım haftada. O şekilde yetişirsiniz. Çok güzel bir deneyim oldu ve bu çarşamba pazar günleri yapılan pratikleri hep burası da kurulduktan sonra, Sırbistan Suriyası'da kurulduktan sonra devam ettirmeye kararı aldık. Barcelona'ya gittiğimizde hakikaten hatta bazıları internetlerden seyredildi. Olmuşlardı. Bayağı mutlu olmuştum. İlk düzenli ders, en büyük düzenli ders deneyimdi aslında. Hep workshoplar vesaire gibi. İzlanda'da hani düzenli ders veriyorduk ama hani bu kadar uzun soluklu bir ders haftada iki vesaire bu şekilde yapmamıştım. Swing İstanbul ne zaman nasıl doğdu? Swing İstanbul şöyle doğdu. Yine ben gidip geliyordum vesaire fakat buradaki şeyin artık büyümesi için yani bir takılma olmuştu. 30-40 kişilik bir kitle var ama daha fazla büyümüyor. Ne yapalım? Kendi stüdyomuzu kuralım diye düşündüm. Sadece doğduğumda geçecek. 2010 yılında da Mayıs ayında burayı açmak istiyordu. Aslında İzlanda'da açmayı düşünüyordum bu stüdyoyu fakat yanardağ patladı, ben gidemedim vesaire. Onun dışında işte bir takım ailevi nedenler. Bir de hani en azından Türkiye'de de yararlılık gösterebilmek adına madem gidemiyoruz. Hatta Kıvanç'ın da o günler terkini ya İzlanda'ya gidip açacağını burada açman daha mantıklı olur falan diye o şekilde açtık. Yani o zamanlar aslında swing'e yaşamınızı adamak, kariyerinizden vazgeçmek fikri uçmuştu. Şöyle diyeyim, aslında 2006 yılında Lindop'a başladıktan bir ay sonra ben işi bıraktım. Part-time çalışmaya başladım. Bunda tabi İzlanda'nın ekonomik faktörleri de var. Part-time çalışıp hem yaşamımı idame ettirebiliyordum, hem workshoplara gidebiliyordum her hafta sonu. Tekrar gelip işte onları öğretebiliyordum vesaire. Aslında evet, yani orada bıraktım. Ama hani ben işte koca olacağım ya da işte buraya gidip performans yapacağım gibi bir yani şaka yolu evet vardı ama hani bu tarz bir düşüncem aslında yoktu. Fakat daha sonra yavaş yavaş öyle bir misyonun üzerinde oluştuğunu gördüm. Bu arada bir alt bilgi, bizim Hakan Bey ile tanışmamız aslında o yıllara da dayanıyor. Hakan diyebilir miyim size? Hakan'la ilk tanıştığımızda Hakan bizi bayağı bir aşağıladı. Siz burada Swing'in Kabe'sinde yaşıyorsunuz. Ben de o sırada Stockholm'da yaşıyordum. Arkadaşlarımızla, ortak arkadaşlarımızla Ozan ve Emre Vazis ile tanışmıştık. Siz burada Swing'in Kabe'sinde yaşıyorsunuz ve nasıl olur da gitmezsiniz Swing dansına? Yani ben kalkıyorum İzlanda'dan, burada geliyorum stüdyolarda yatıp kalkıyorum ve siz burada yaşayan insan olarak nasıl Swing gibi bir dansa başlamazsınız diye bizi gerçekten bayağı bir zorlamıştı. Ve sizinle başlamak kısmet oldu Hakan Bey. Evet, evet. Yine sonrasında Swing dansına. Peki, Swing İstanbul nasıl olgunlaştı? Sonrasında uluslararası festivallere imza atma fikirleri nasıl oldu? Nasıl doğdu? Şimdi Swing İstanbul ya da benim gördüğüm daha çok organik bir büyüme oldu. Kulaktan kulağa sonuçta
hani Lindy Hop, Tango gibi, Salsa gibi bilinen, tanınan bir dans değil. Gerçekten spesifik olarak araştırınca Google'da bile yani çıkan bir dans türü. Swing İstanbul koymamızın isim olarak başka bir nedeni de swing daha fazla biliniyor. Yani swing dansı diyelim ya da swing dansları aslında ama swing dansı diyelim Türkiye'de. Arama kolaylığı olsun ve ne istediğimizi biraz daha anlatabilelim diye uzun koyduk. Tabii bu şekilde gelenler de fazlasıyla var ama daha çok benim düşüncem kulaktan kulağa yayılarak. Onun dışında hep dışarıda danslar vesaire işte artık gecelerimizde dışarıda güzel mekanlarda yapıyoruz. Oradan göre gelenler de oldu. Tabii bir kar topu etkisiyle giderek büyüdü. Şeye gelince, festivalleri gelince onun da etkisini aslında görüyoruz. Yani festivallerde daha fazla bir şekilde reklam yapma fırsatı bulabiliyoruz. Aslında çok kolay bir şey değil. Hani Orient'inde Express çapında bir festival yapmak. Bu çaptan bu kadar çok hocanın geldiği ve işte yurt dışından DJ'lerin, yurt dışından müzik gruplarının geldiği Avrupa'da 2-3 tane daha festival var. Ve ilk yaptığımda da bu şekilde yani girişmenin doğru olacağını düşündüm. Fakat onun çıkış aşaması da şu şekilde gerçekleşti. Burada sürekli oturuyoruz. İşte hocalarımız hep başımın etkini yiyor. İşte, diğer işte danslarla, içindeki danslarla iletişime geç yaptığını vesaire. Özellikle Banu Cesur ve Bahar Muratoğlu bir gün kunduna getirerek bütün hocalara, ilk sene gelen hocalara bir anda kendimi e-mail atmış olarak buldum. Yani biz şu tarihlerde bir festival yapacağız ve buna katılır mısınız? Diye. Sevgili Hakan, ben o ilk organizasyonu hatırlıyorum. Yani o esnada ya ben de sizinle başlamıştım. Ve hocaların yani uluslararası hocaların tamamı dünyada eğer ilk 10 çift listesi varsa dünyadaki en iyi eğitmenler diye bu ilk onun içinde olan insanlardı. Evet, evet. Ve sadece bir iki çift değil, yanlış hatırlamıyorsam 5 çift gelmişti. 4 çift gelmişti. 4 çift gelmişti, özür dilerim. 4 çift artı tabii 8 çiftte yan hocalar diyelim ama onlar da bir o kadar kıymetli. Zor oldu mu onları ilk defa düzenlenecek böyle bir festivale İstanbul'a gelmeyi ikna etmek? Aslında çok zor olmadı. Nedeni dediğim gibi işte Dexhop'la daha öncesinden öğrenci hoca bir işimiz oldu. Birebir dersler aldım. Yine Alice'le aynı şekilde. Thomas Blaşar'la da yine hem arkadaşlık olsun hem hocalık ilişkimiz vardı. İsveç'te yaşadığım dönemlerde Hasse ve Marie'yi tanıyordum. Frida da aynı şekilde. Sky'la da zaten ilk hocalarımdan Rockstep yaptığını bilmezken, hatta Rockstep'i kendisi öyle diyebilirim belki de. Bir 6-7 yıllık bir tanışma süreci olduğu için hani ikna etmek çok da zor olmadı açıkçası. Peki Orient Indie Express bugün nasıl konumlanıyor dünyada? Yani dünya cümle hocalarımız geçen Eylül-Ekim ayında buradalar. Evet. Buradalar. Evet. Şöyle diyeyim, demin dediğim gibi isim vermek gerekirse hani bu çapta hocaların geldi, bu kadar çok hocanın geldiği Lindy Shock var Avrupa'da. Ayrıca Snowball var. Onun dışında herhangi bir festival yok. Başka diğer festivaller tabii ki yapıyor ama 30 hocanın üzerinde katılımlı, işte 300-400 kişinin geldiği umuyorum gelecek sene daha fazla insan olacak.
başka bir festival. Onun için aslında herkesin bildiği festival. Kore'den, Tayland'dan, Güney Afrika'dan, Avustralya'dan da dansçıların davet ettiği bir festival. Bu sene zannediyorum 5 Koreli dansçı vardı. Gezi zamanı 25 Koreli onların tarihine denk geldiği için gelecekti ama festivalimizi yarım şekilde yaptık. Dersler olmadan yaptık. Sadece exchange'di. Olmuş oldu. Sadece müzik grupları ve DJ'lerle. Güzel kanla bizim için de bence keyifli geçen bir organizasyon. Bir 5-6 yıl geçti aslında baktığımızda bütün bunlar yaşandı. Şu an Türkiye'de iki okul, uluslararası festivaller, uluslararası hocalar geliyor. Türkiye'de İstanbul'da swing'in şu anda ki konumunu, durumunu nasıl yorumluyorsun? Şöyle diyeyim, hani eğer belki kıyaslama yapmak gerekirse orta ölçekli bir, hani, mevcut olarak orta ölçekli bir swing cemiyeti diyebiliriz İstanbul'daki Lindo Fenerbahçe'sinden. Tabii bir Rusya gibi, işte İsveç gibi ya da Norveç gibi, Almanya gibi çok köklü değil. Bunu itiraf etmek lazım. Çünkü oralarda en az 15-20 senedir, belki 40 senedir yapılıyor bu dans. Ama bence kalite olarak birçok ülkeden, yani çok uzun süredir yapılan ülkeden de çok aşağı kalır bir yanımız olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Şimdi farklı swing ülkeleri ve farklı swing ekolleri var diyebiliriz herhalde ülkelerin buna sağlıklarında göre. Yani Kore'den bahsettik. Evet. Şimdi mesela bir Montpellier gibi örnek var. Evet. Yani dünya jüri dansçıları çıkartıyor. Evet. Tüm Fransızlar işte Alice'i, Thomas'ı, işte Max'i, Remis'i. Evet. JB var, William Mayer var, Alice de buradan. Nasıl yorumluyorsun bu farklılıkları, ülke arasındaki farklar? Ne gibi benzerlikler İstanbul'da, ne gibi farklılıklar evet. var? Şimdi Montpellier'de Haziran ayında 3 hafta kadar Montpellier'deydim. Max ve Thomas'la çalışmak üzere. Ayrıca William da var tabii. Gördüğüm benim şöyle söyleyelim, hani birisi birinden daha iyidir ya da daha kötüdür yaklaşım olarak demiyorum. Ama toplum olarak İzlanda'dan da örnek verebilirim belki. Biraz daha dansa karşı daha rahat bir tutumları var. Eğlenme, işte sallanmak olarak görüyorlar ve dansa atlamaları, dansa heves etmeleri daha kolay oluyor. Ve ilk aşamalarda onlar için yani zaten ya ben dans ediyorum dediği için çok fazla aman teknik detaya girelim, işte şunu şu şekilde yaparsam daha güzel dans ederim vesaire diye düşünmüyor. Daha eğlence amaçlı bir hava var. Montpellier'de olsun, İzlanda'da olsun. Burada biraz daha tutum dansa karşı özellikle belki ligleri tutumu yani ben dans edemem işte nasıl olur birisi görse hani ben dans edemeyeceğim şimdi. Halbuki yani bu ritimle biraz sallanmak aslında yani o şekilde görsek daha güzel olur ama burada onun için biraz daha teknik odaklı her şeyi doğru yapayım ondan sonra bir 6 ay sonra dansa geleyim eğer kursa da geliyorsan 6 ay sonra dansa geleyim. Öğrenmiş olurum. Çok güzel dans ediyor olurum ve ondan sonra bu tabii evet teknik açıdan iyi bir komünite yaratıyor, topluluk yaratıyor. İlk başta bile insanlar her şeye dikkat ediyor ama mesela İzlanda'da o öyle değil. İzlanda'da eğleniyor adam. Yani yanlış yanlış da olsa dans ediyor vesaire. Tekniği o kadar çok yani bakmıyor. Daha sonra ciddiye almaya başladığı zaman evet o zaman ciddiye almaya başlıyor kişi ve tekniğini de öğreniyor. Belki ikisinin karışımı bir şey. Yani hem eğlence hem de teknik olsa hem
güzel şey olabilir benim anımca. Böyle bir topluluğu var, böyle bir fark var. Montpellier, neden Montpellier'de o kadar iyi dansçılar oraya, oradan çıkmış. Onun sevgiden anlamaya çalıştım. Ancak anlayabilmiş olduğumu söyleyemem. Ama şöyle bir şey var. Toma ve Alice oralı. Daha sonra Max'le tanışıyorlar. Max de biraz daha hani havari gidip oradan oraya gezmek filan vesaire amacı. O da oraya geliyor. William Maya ve Maeva da bugün kökenli. Daha Uğur Bey'den de izin almak istiyorum. İlk deneyimiz olduğu için birazcık geç başladık. Herkes için uygunsa bir 10 dakika, 15 dakika daha uzatalım. Sizlerin sorularına da fırsat vermiş oluruz. Uygun mudur arkadaşlar? Benim o zaman son bir soru var. Kimse onay gelmedi ama ben onayımı kendimden aldım. Türkiye'den yani bir Max, bir Toma, bir Alice çıkartabilir miyiz? Çıkartmak için neye ihtiyacımız var? Yani bu oda içerisinde bile şu anda yetenekli arkadaşlarımız farklı seviyelerde bulunmakta ve belki onların böyle bir vizyonu var aralarında. Evet. Türkiye'de böyle bir vizyon sahibi olabilir miyiz? Türkiye'den böyle dansçılar çıkabilir mi sence ve bunun için neye ihtiyacımız var? Çıkabilir. Birincisi bu soruyu ben Max'e sordum. Yani bir çıkartabilir miyiz diye sordum ama hani sen nasıl dansçısın? diye aynı zamanda Sky'a da sordum. İkisinin de cevabı birincisi çalışmak, ikincisi eğlenmek. Yani hatta Max'in söylediği çalışmak ve tekrar çalışmak. Yani Max'e baktığımızda o güzel dansı seyrettiğimizde o yani şey değil, çalışmanın tamamen ürünü. Ve daha sonra rahatlayıp eğlenmenin ürünü. Sky da aynı şekilde tamamen o doğallığı çalışmasına ve saatlerce kendini videoda, aynada izlemesine borçlu. Ama benim düşüncem en çok da eğlenmek önemli. Yani bir spor gibi görüp de yapabiliriz bunu. İşte artistik patinaj vesaire gibi de yapabiliriz. İşte, puanlamalar izleyebiliriz. Şunu şöyle yaparsam daha iyi olur. İşte şurada bu yarışma var. Bu yarışmaya girdiğimde birinci olursam çok iyiyim ama dereceye giremezsem çok kötüyüm. Böyle bir şey yok. Çok subjektif bir şey zaten bu. Ama tabii genel geçer estetik kuralları tabii ki var. Ama ben kendim zevk alıyorsam, yaratıcı bir şeyler yapabiliyorsam bu çok önemli ama bunu da tabii çalışarak açabiliriz ancak. Sizlerin soruları var mı arkadaşlar? Emin Bey buyurun. Benim şu an yok ama biraz düşüneyim. Ben başlayalım. Beklerim o zaman en son sorumuzu. Geleceği nasıl bakıyorsun? Yani bir öncelikle Hakan Durak olarak nasıl bakıyorsun? Nasıl hissediyorsun kendini? Çünkü 5 yıldır, 6 yıldır bayağı yoğun bir şekilde yaşamını değiştirdim. Evet. Sizin İstanbul'da şu an devam ediyoruz. Dedik hep kitlemiz var. Evet. İyi vakit geçiriyoruz beraber. Aktifte sayımız yüksek. Evet. Nasıl bakıyorsun? Yani hem Hakan Durak olarak ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Evet. Hem de sen de Sivil İstanbul. Nasıl baktın 2016'ya? 2016'ya. Şöyle diyelim, 2016'da sonrasında diyelim. Hakan Durak olarak son zamanlarda sizler de görüyorsunuzdur. Yurt dışından da birçok talep almaya başladı. Nazlı da birlikte. Kendisi de burada olacaktı. Buradaydı. Buradaydı. Sigara içmem. Çiftlik olabildi. Evet. bunlar devam edecek. Ana hoca olacağımız bir takım festivaller de var yakında. Onun dışında yine 2016'da ikinci bir festivalimiz geliyor, İstanbul Lender Exchange. Burada hemen exchange'i açıklayayım. Sanki böyle Erasmus falan gibi zanneden dansçılarımız var. Kesinlikle değil. Ama aslında benzer bir şeyden yola çıkarak yapılmış ilk başta. Chicago ve San Francisco arasındaki
dansçılar birbirlerine iadeyi ziyaret yapmışlar. İlk önce Chicago'da yapılmış, Chicago'dakiler de sonra San Francisco'ya gitmiş. Yanlış anımsamıyorsam 89 yılında olması lazım. Tarihi bir hayli eski. Ama daha sonra sadece işte o şehri gelip görüp tanıma odaklı, dans etmek odaklı, canlı müzik ve DJ odaklı bir şeye dönüşmüş. Herhangi bir şekilde işte Litvanyalılar buraya geliyor, siz de 3 ay Litvanya'ya gidiyorsunuz ya da Kore'ye gidiyorsunuz gibi bir şey yok. Yanlış anlamayın. 3 gün sürecek. Gündüz gece 24 saat dans edeceğiz. 13-15 Mayıs tarihlerinde. Yine Orient in the Express yapacağız. Bunun dışında yurt dışından yine hocalarımız gelmeye devam edecek. Bizleri etmeye devam edecek. Büyüyeceğiz. Sağlıklı büyümek önemli. Keyif alarak büyümek önemli. Bir de benim hep aslında dikkat ettiğim bir şey ego yapmadan, hani iyi dans ediyor olabiliriz ama sadece bir dans olduğunu bunu unutmamak lazım. Yani hayatın amacı, anlamı bu değil. Evet, tatlandıran bir şey ama sadece bir dans. İyi dans etmek, kötü dans etmek diye bir şey yok. Keyifli dans etmek var, eğlenerek dans etmek var. Yani ben mesela biliyorum nice dansçılar var, çok iyi dans ediyorlar. Ama somutarak ve hiç evet çok güzel hareketler yaptırabiliyorsun ama keyif alamıyorsun. Böyle olmasın, birbirimize güler yüzle bakalım, samimiyetle konuşalım birbirimizle. Bu şekilde büyümeye devam edelim. Ben bunu istiyorum. Swing İstanbul olarak ya da Türkiye'deki 2009'un yayılması olarak. Buyurun. Burada size tanıyalım. Şey daha ben. Merhaba. Merak ettiğiniz Zanda'da dinle okula başlayanlar genelde böyle 20 yaş üstü. Yani nedir şeyi? Mesela gençler var mı? Lise çağındakiler evet Lindop yapıyor. Hatta bir grup 40 kişilik bir grup Lindop yapmak için özel, hani biz böyle bir grup oluşturduk, yapmak istiyoruz demişlerdi ve hani böyle bir grupla da çalışmıştım daha önce. Ama 60 yaşında da hani dansçılarımız var İstanbul'da. 30 yaşında da var, 20 yaşında var. Büyük bir yelpaze. Ama tahmin ediyorum en genç dansçımız 13 yaşındaydı. İki kişi, bir kız bir erkek başlamışlardı. Ama onun dışında genelde 20 ila 40 yaş arası. Türkiye'de hiç öyle daha genç. Türkiye'de lise çağında oluyor tek tük. Yeni 16 yaşında bir 16 yaşında bir nevi çift olarak başladı. Ama hani şey değil, ama çok yaygın değil aslında lise çağında. Muhtemelen bilemiyorum ama üniversite sınavları, maratonu vesaireden dolayı. Hani çok bilinmiyor da. Efendim? Bilinmiyor. Yok, bilinmiyor tabii. Yani hani 30 yaşında da bunu bilmeyen maalesef belki bizim bir açığımız olabilir bu. Nasıl daha fazla reklam yapabiliriz? Ve biraz da böyle şey, ben aklıma geldim. Evet. Mesela medyada da öyle. Yani televizyonda böyle bir sürü dans kurulan ve falan evet, programlarda evet, bir şeyler çıkar eder mi? Lindop'la ilgili hiçbir şey olmaz. Yok, ben doğru. Evet. Genelde. Oraya da açılacağız. Çok yakında. PR şansı. Tabii kontrollü büyüme de denebilir. Evet. Yani. Bu arada tabii yani televizyonda yayınlandığı anda şu anda öyle bir kapasitemiz yok. Yani hani belki onun için 20 tane olur gerekir. Çünkü çok büyük bir akın olabilir. Hani onu da bilemiyoruz. Olmayabilir. Belki Türk halkının çok da seveceği bir dans olmayabilir ama şu ana kadar sevildiğini tahmin ediyorum. Biraz daha, yani evet büyüyoruz ama biraz daha kontrollü de büyüyoruz diyebiliriz. Benim sorum şeydi, bu dansla ilgili daha çok böyle İzmir ve İstanbul'da bir yapılanma var ama Türkiye'nin diğer bölgeleri için bir yapılanma içerisinde misiniz? Yok, henüz İstanbul'a odaklandık. İşte şu anda 1,5
yıldır Anadolu yakasında ders veriyoruz. Bakırköy'de yeni başladık. Maslak'ta başlayacağız. 4 şu anda noktada derslerimiz var Taksim'le birlikte. Ama şu anda hani dert İzmir'de tabii orayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız olabilir ama başka şehirlere yönelik henüz bir çalışmamız yok. Buyurun. New York dünyanın herhangi bir yerinde ana akım dans olacak mı? Ne zaman olacak? Bence olmasın. Yani ana akım bilmiyorum. Yani bence zaten bu dansa başlayanlar biraz da ana akım olmadığı için de başlıyor gibi geliyor bana. Bilemiyorum buna katılacak mısınız? Ben en azından biraz daha ana akım olmadığı için de tercih ettim diyebilirim. Ama ana akım olmayabilir, olabilir ama onun hakkında biliyorum. Ama önümüzdeki yakın bir gelecekte ana akım bir dans olmayacağını görebiliyoruz en azından. Evet. Buyurun şimdi. Bize en sevdiğiniz figürü gösterir misiniz birlikte? Daha önce bunu herkes biliyor ama. yani şey yapalım. Video var. Videoda Nazlı da var. onu sana ayrıyetten daha sonra buyurun arkadaşlar, vaktimiz birazcık daha var. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Ben 6 aydır dans ediyorum. Gözlemlediğim kadarıyla buraya katılan dansçıların benzer hayat görüşleri var. Bu neye bağlı? Evet. Güzel gerçekten. Ben güzel bir soru. Yani gözlemliyoruz ama senin gibi ifadeden çok fazla insan olmadı. Yani biz birbirimizi seviyoruz. Yani en azından ben kendi görüşümü ifade edersem güzel ortamımız var. Ama bunu hiç sorgulamıyoruz neden? Bence Murat'ın sorusuyla da bir benzerlik taşıyor bence. Hani ana akım olacak mı bu diye sormuştu. Biraz daha bence ana akım olmak istemeyenlerin dansı Lindy Hop. Swing müziği de öyle. Yani swing müziğini seven ne kadar insan var hani Türkiye'de ya da dünya üzerinde. Senin sorunla ilgili olarak biz bir sene önce bir küçük bir anket yapmıştık. Burada da evet belli yönelimleri olan insanlar profili ortaya çıktı. Yani kişisel kanaatime göre evet, ben zevk alıyorum. İşte açık radyo dinlemekten zevk alıyorum. Radyo Eksen dinlemekten zevk alıyorum. TRT 3 dinlemekten zevk alıyorum. Ve buradaki insanların da birçoğu bundan zevk alıyor. Bence kaliteli müzikler çalan ya da kaliteli filmler seyreden, tabii ki demiyorum tangoda ya da salsada böyle bir şey yoktur ama hani biraz daha bu yöne doğru bir kayma var ve bir şekilde bu insanlar birbirlerini buluyorlar Lindy Hop aracında. Belki badminton'da oynayabilirler, bilemeyiz. ama olabilir yani, belki badminton oynayanlara da oynanabilir. Sorunuz var mı arkadaşlar başka? Buyurun varsa. O zaman sevgili Hakan Durağ'a çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika, Hani şu an malum sosyal dans gecesi var. Bu dans gecesi diğerlerle pratiklerden ayıramıyor insanlar. Onun için belki birkaç şey söylemek istersen bunun farkı nedir? Tabii. Sosyal dans gecesi yanlışın olmadığı. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Lindy Hop'ta yanlış diye bir şey yok. Sadece tercihler var. Bu şekilde tercih edebiliriz ya da şu şekilde tercih edebiliriz. Kimse kimsenin tercihine karışamaz. Güler yüz olduğu sürece. Ama pratiklerde ne yapıyoruz? Belli
derslerde sizlere hocaların yönlendirmesiyle oluşan tercihleri gösteriyoruz, öyle diyelim. Bunların kontrol edildiği, sizlerin bunların üzerinde çalıştığı ve asistanların, hocaların da sizlere yardım ettiği akşamlar. Sosyal dans geceleri ise kesinlikle hareket çalışmak, birbirine bir şey göstermek ya da hocanın gelip bunu yanlış yapıyorsun ya da herhangi birinin şunu yanlış yaptın gibi bir şey söylemediği geceler. Dans ediyoruz, eğleniyoruz. İşte swing out'u yaparsın, yapamazsın, indie circle'u yaparsın, yapamazsın. Önemli değil. İşte hızlı hızlı, yavaş yavaş biliyorsan rahatlıkla dans edebilirsin ve keyifli alabilirsin. Yani illa karmaşık hareketler yapmaya gerek yok dans edebilmek için. Sizlerin huzurunda arkadaşlar Hakan Durağan. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki arkadaşlar Lindy Sohbetleri, Lindy Talks sevgili Nazlı ve Ben Beylif'in ev sahipliğinde gerçekleşecek önümüzdeki ay. Bir sonraki Lindy Talks, Lindy Sohbetleri'nde görüşmek üzere diyorum.